Bir de asker, kuzu gibi de bizim asker Mehmetçik. Candır onlar yani. Ne alakası var? Yani onlar o tip işlere girmezler. Yani PKK'yı sevindirecek. İngilizlerin devletine efendim kucak açacak. Efendim vatan millet içerisinde fitne çıkacak bir şeye asker asla yanaşmaz. Asla. Atatürk Havalimanı'ndan asker ayrılıyor, vatandaşlar yürüyerek içeri giriyor şeklinde haber var. Askerimiz aslandı bizim. Bizim kendi çocuklarımız, kendi insan. Ya dünyanın telaş etmesine de gerek yok. Hiçbir şey olmaz. Bütün yurt dışında tanıdıklar yazıyorlar falan. Bu vatana, bu millete bir şey olmaz. Bu vatan, bu millet görevli. Yani İslam'ın nurunu yayacaklar. Türkistan birliğini oluşturacaklar. Deccaliyeti yokacaklar. İngilizlerin devletinin saltanatı bitecek. PKK diye bir şey yeryüzünden silinecek, kalmayacak. Bu millet kahramandır, delikanlıdır ve kabadayı millettir. Yiğittir yani. Askerler bizim kuzularımız, onlar canlarımız Mehmetçik. Çıkan olduysa kışlasından dönsün kışlasına. Selamet yani. Türkiye'ye Allah hayır diliyor inşallah. Hayır diliyor. Mutlaka dönsünler aslanlar. İnşallah. Yani yanlışlıkla çıkmış olabilir. Bir şekilde olmuş olabilir. Dönsünler. Güneydoğu'ya, PKK'ya. Tanklar PKK'ya. Asker de PKK'ya. Milletimizin. Kendi evlatlar bizim çocuklarımız yani. Bizim annelerimiz, babalarımızın evlatları. Onlar bizim kınalı kuzularımız, canlarımız. Mazlumdurlar. Güzel huyludurlar. Aman aman. Ankara TRT binasında patlama oldu. TRT'de orada, evet, o genç kızlar falan da oradalar. Orada da ya çocuklar çok acı çekerler, çok ızdırap çekerler. Bizim aslanlarımız gereğini yapsınlar. Bir şekilde oraya giren olduysa çıksın. Yani orada bak, kadınlar var, çocuklar var, genç kızlar var. Bak demin çıkan genç kızlar çok tedirgindi. Ya Allah, Bismillah deyip Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim desinler, çıksınlar. Çıkıp tabii şey yapsınlar. Ankara Emniyet Müdürlüğü de ikinci kez helikopter ve savaş uçakları tarafından saldırıya uğramış. Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı çok acayip bir hareket ya. Evet. Kardeşim, emniyet bütün YİİD ile PKK ile mücadele ediyor. Yani bu nasıl bir fitnedir? Sakın 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 öyle bir şey yapmasınlar. Kim yapıyorsa da vazgeçsin. Yani çok büyük günah ve çok büyük fitne olur. Ne alakası var ya? Polisin ne suçu var? Nur gibi bizim aslanlarımız. Nur gibi insanlar, yani bir mantığı yok. Yani PKK'ya karşı aslan gibi mücadele eden Koç yiğitlerimiz. Oranın, eğer doğruysa bu haber, yani çok büyük günaha girmiş kim yaptıysa. Çok vahim bir şey bu. Sakın ha. Sakın ha bunu. Hiç kimse kabul etmesin böyle bir şeyi. Olur mu böyle şey ya? Ana kuzular onlar, aslanlar, tertemiz insanlar. Yazık, günah. Yani çok büyük günah. Yani asker Güneydoğu'ya, PKK'ya. Sakın ha. Sakın ha. Büyük bir yanlış olmuş. Kim yaptıysa şeytanın Allah'a sığınsın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim deyip çekilsinler. Şeytan oyun oynuyor. İngilizlerin devleti büyük bir kahpelik içinde. Canlarını yaktık ya. Deşifre ettik ya. Cinnet geçirdiler. Akıllarını attılar. Hani o öyle olmaz, böyle olur diyor. Elinizden geleni ardınıza koymayın istiyorsanız. Bu milleti yıkamazsınız. Asker de bizim, polis de bizim, özel harekatçı da bizim. Hepsi bizim aslanımız. Millet de bizim. Devlet de bizim. Ülke de bizim. Ve bütünüz. Kimse bizi yerimizden kıpırdatamaz. Evelallah. Aman aman, asker, çocuklar sakın ha. Hepsi çekilsinler. Nerede var? Ya böyle emir olur mu kardeşim? Ya asker edeceksin, git polisin binasına ateş et. Ya böyle emir olur mu? Asker bilir mi? Git PKK'ya desen.
PKK ile kendini, değil mi? Karşı karşıya getir ve onlarla çatış. Vatanı koru desen, bu inandırıcı çünkü nefis müdafaası. Tabii biz gene kan akmasını istemeyiz, ayrı mesele de. Ama kahraman askere, kahraman polise biz zerre kadar halel gelsin istemeyiz. Kim ne yaptıysa geri çekilsin. Aman ha, öyle şey olmaz. Yazık, günah yani. Ne oluyor ya? Ne oluyor yani? PKK orada köpek gibi sırıtıyor şu an. Acayip neşelenmişlerdir. Onları mı sevindiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Çok büyük bir hata olmuş. Çok büyük bir hata yapmışlar. Şeytandan Allah'a sığınsınlar. Aman ha. Mehmetçik de onlar bizim canımız. Kendi kuzularımız, bizim kendi evlatlarımız. Aman ha, öyle şey itaat olmaz. Yani çok vahim bir şey bu. Senin o iman dolu göğsün PKK'ya karşı olacak. Sadece onu. Polis müdürü gözaltındaki askerler için talimat vermiş. Onlar bizim kardeşlerimiz. Ona göre muamele edecek. Onlar ana kuzusu. Ana kuzusu. Aman ha. Aman ha. Yani bir güzellikle, bir şeylikle meseleyi kapatalım. Yani bunu çok da gündemde tutmayalım artık. Milletimize geçmiş olsun. Yani konu bitti. Ya ortalık artık yatıştı. Yani bitti yani konu. Öyle bir şey yok bundan sonra. Ama sakın böyle heyecanlanıp, yani tevekkülsüzlük edip, aman işte ben yiyecek stokluyum falan, bunlar çok acayip şeyler. Yani tevekkülsüzlük Allah'ın en beğenmediği tavırlardan bir tanesi. Mütevekkil olsun kardeşlerimiz. Sakın askeri bir şey yapmasına bak. Çok önemli o. Onlar bizim çocuklarımız. Sakın ha, yani böyle heyecanlanıp şey yapmak değil de dönsünler. Yani o kadar. Neyse artık, tabii bir kanun, hukuki bir girişim de oluyor, olabilir. Allah Allah, maşallah. Bütün Türkiye'de ezan okunuyormuş şu an camilerde. Maşallah. Çok güzel. İnşallah. Ama dikkat edin, bizim konuşmadan sonra şok kırıldı. Maşallah. Maşallah. Yoksa bir şok vardı. Evet. O daha önceki kalkışmada da öyle oldu. Evet. Ama ben konuşacaktım. Kurnazlı kurtluk yaptılar. Bizim şeyi kestiler, yayını kestiler. Biliyorlardı darmadağın edeceğimi. İnşallah. Onun için ilk bizim yayını bir kestiler. Birinci köprüde de çocuklar bilmiyorlar. Yani asker anonsu yapılsın. Çünkü bitti yani, bu konu kapandı. Birbirlerinin haberleri yok. Kışlaya çekilsinler. Bak çok küçük yerlerde, yani 3-4 noktada varlar. Evet. Yazık yani, boş yere kardeş kanı akmasın. Mehmetçikler de, onlar bizim canımız. Anons yapılsın, mesele bitsin, hemen konu kapansın. Yani sabaha millet işine gücüne, normal işimize devam edelim. Bütün paşalar açıklama yapıyorlar. Ama bilmez mesela, çocuk küçük bir yerde. Bunlarda telefon yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Orada görev verilmiş. Olmaz, orada çocuklar söylesinler. Mesela var dedim, bu demin yerde vardı, küçük bir karakolda. Evladım istersen aç bak, televizyonu aç bak. Yatıştı darbe, öyle bir şey yok. Herkes arkadaşları çekildi gittiler. Havalimanı falan her yer selamet. Yani siz de artık gidin işinize bakın derseler iyi olur. Bilmedikleri için böyle bir durum oluyor, Allah alem. Bir etiket yapalım. Türkiye'de darbe olmaz diye. İnşallah.